Şimdi Muğla'dan bir konuğum var efendim. Hakan Demirhan. Ay bak tam tersi. Nadiye seninle barışmak için buraya geldi ya Recep. Hakan Bey de karısıyla barışmak istiyormuş. Ama ne olduğunu önce bir anlayalım. Hakan Bey 44 yaşında, karısı 35 yaşında. Onlar da 18 yıllık evli. 16 ve 2,5 yaşında iki erkek çocukları var. Ve ortada yok. 15 gün önce bir aramış ama bakalım Hakan Bey ne yapmış da karıma dön çağrısı yapacak. Hep birlikte dinleyeceğiz. Karısı ve iki çocuğu 3 aydır kayıp. Hakan Demirhan, 18 yıllık eşi Zerrin'in ve çocuklarının hayatından endişe ediyor. Sosyal medyadan birine tanışmış, gitmiş, iki tane çocuğum eşime geri istiyorum. O gün ne yaşandı? Ne bileyim çok perişan halde oldum. Yani ne bileyim dünyalar başım yıkıldı. Evi neden terk ettiler? Son gittiğine pişman olduğumu söylüyor. Geri geleceğimi yani söylüyor ama bir türlü gelemiyorum diyor. Hakan ailesine kavuşabilecek mi? Birazdan. Hakan Bey hoş geldin. Hoş bulduk abla. Hakan Bey ilk yani ben kaçtım. Talip'le kaçtım geri dönmeyeceğim. Bunu senin karın bu cümleyi kurdu mu sana? Ben Talip'le kaçtım. Ben geri dönmeyeceğim. Hayayı öyle bir şey demedi. Bak şimdi demiş. Ablam. Bak şimdi şöyle. Annem vefat etti. Annem beni vefat etti. Bir hafta sonra Zerrin evi terk ediyor. Zerrin karısı. Yok benim eşim. Evet. Şimdi şöyle ben ufak çocuklar mesela çocuklarımın leblebi falan abur cubur getiriyorum biliyor musun? Mesela işten geldiğim zaman bir baktım ufak çocuğun burnunun leblebi kaçmış. Siz ne ağlıyorsunuz dedim ben böyle böyle. Siz direkt dedim Muğla'ya gideceksiniz. Muğla'ya gittim ben leblebiyi çıkarttırdım. Zerrin dedi ben muayene olacağım dedi. Tamam seni muayene ettireyim. Neyse biz sabah yakın saat 5.30'da geldik. Taksiyle. Bu olay 4 Ağustos günü oluyor. Evet. Taksiyle geldik. Neyse ben sabah işe kalktım. Yani fazla montalama işi yok ya. Dedim ben iş kurdum. İşe gireyim ormana. Kışın 6 ay sezonluk çalışayım. Gittim ben bir başvuru yapmaya gittim. O öğlen eve geldim saat 11.30'da. Evde insan yok. Allah. Öğlen 11.30. Evet öğlen 11.30. Lan ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Yok. Allah. Arayayım telefonları açmıyor, arayayım telefonları açmıyor. Emniyete gittim. Kayıp başvurusu yaptım. Ondan sonra bir gün sonra, iki gün sonra ne kayıp başvurusu geldi. Tabii ki ben kendi penceremden bakmadım. Farklı bir pencereden baktım uzman için. İyi tamam. Ben dedi kendi istemden gittim dedi. Telefonla konuştunuz. Evet. Yanındaki kişi dedi ki kendi özgürlüğü değil mi? Bak kardeşim dedim bu özgürlük değil dedim. Ha benden boşanır bu o zaman özgür hayatını yaşar. Çünkü o benden sorumlu ben ondan sorumluyum. Yani bu adam böyle, seninle de konuştu telefonda yani. Evet uzman Talip. Evet. Hiç utanmadan evet. Beraber kaçtığı kadının kocasına o özgür bir kadın mı? Yok, aklı melekleri zayıftır. İki tane çocuğum var. Bunları ben çoluğumu çocuğumu geri istiyorum. Kimin aklı melekeleri zayıf? Eşimin. Zerrin'in. Evet, evet. Raporu var mı? Rapor var mı yani? Ya kendini fazla edemiyor yani. Anlatabildim mi? Kandırıldığını mı düşünüyorsun? Aynen öyle. Çünkü bir gafile denk gelmiş bu. Çünkü hadi gelsene mesela başkasının birisini çalsa ya. Yani bu nasıl biliyor musun avukatın? Pasif bir kişiyi böyle bulduğu zaman mesela ona denk getirmiş. Hakan Bey. Hiç görüşmemişler senin, yani. Senin karını kimse evi basıp kapıyı kırarak kaçırmamış. Şimdi ablam bak şunu bak, şöyle. Anladım. Senin karın 16 yaşındaki ve 2,5 yaşındaki. Evet. Bir de bu 16 yaşında yetişkin bir çocuk yani. Ama her şimdi, şeyin farkında. Bak, şimdi, ama, onu da alıp gitmiş. Tamam alıp gitmiş. Ama işte 16 yaşındaki çocuğum da yani tam sağlıklı değil, yani engelli o da. Zihinsel engel. Evet. Karın da mı zihinsel engel? Yani var, biraz var yani. Nasıl biraz var? Ya ama şimdi kendini ifade edemez yani. Okul okumuş mu? Efendim? Okumuş mu karın? Okuma yazması okul mu? Var mı? Var.
Kaça kadar okumuş? Ortaokulu kadar. Yok o zaman şey yapabilir. Değerlendirme yeteneği vardır ortaokula muhakeme kadar. Muhakeme yeteneği vardır. Yani bitirdiyse muhakkak ki asgari düzeyde de olsa vardır yani. Zeki. Ya şimdi kendini ifade edemiyor yani fazla hani ne bileyim yani biraz da yoksulluk olduğundan fazla kendini ifade edemiyor. Yani ben şimdi bilemek... beraber gitti beyefendi diyeceğim artık ne diyeceğimi bilemedim. Hani eski Türkçe'de bir deyim vardır ardamarı çatlamak diye bu kadar aradığına göre ardamarı çatlamış. Yani bununla gidecek kadar zekası varsa o aşağı değildir şimdi onu bak, anlatmaya çalışıyorum. Yani bir şekilde şimdi, ifadesini almıştır bu, o adamın. Yani ifade etmişti kendine götürmüş. Nefsini yenik düşmüş yani şeytanı yenik düşmüş. Bunu nereden tanışmış bu adamla peki nereden tanışmış? Yani ben de bilemiyorum bir anda hiçbir sorunumuz sıkıntımız yok. Evet tamam bir sorun bir sıkıntı olmuş olsa jandarması var, polisi var, teyzesi var, amcam var. Benim mesela bir sıkıntım var, derdim var. Nereye geldim? Senin yanına geldim. Doğru mu? Peki bu adamla karın mesela sosyal medya falan bu tür şeyleri... Olabilir. Tanış. Peki 4 ay olmuş gideli. Ben önce demiş ki ben işte Talip'le kaçtım geri dönmeyeceğim. Hakan da işte yanlış yapıyorsun yapma falan demiş. Telefon numarasını değiştirmiş. Sonra da adamla konuşuyorsun. Evet. Ha, sosyal medyadan tanışmış evet. Tabii. Sosyal medyadan. Peki 15 gün önce yani kaçtıktan 3,5 ay sonra bu Talip'in yanındayken Seyir'in Hakan Bey seni arıyor. Ne dedi sana telefonda? Kim eşim mi? Evet. Ben ona dedim ki yani ben gel. Yani geri döneceğim. Pişman oldum. Ama bir türlü param olmadığı için geri gelemiyorum diyor. Diyor. Evet. Sen para mı göndermek istiyorsun o geri gelsin diye? Evet, evet. Yani sen 4 ay nerede hangi şehirde yaşadıklarını biliyor musun? Söyletme. Adana Kozan'da. Muğla'dan kalkıp Adana Kozan'a bu adam Adanalı mı? Evet, Adanalı. Zehrin çocuklarla beraber kendi mi kalkıp gitmiş Muğla'dan Adana'ya? Hayır, kendisi kalkıp değil. Adam mı gelip adam almış? Götürmüş. Adam kalkmış Muğla'ya gelmiş. Hayır. Şimdi mesela taksi tutuyorlar bunlar. Evet. Benim eve geliyor bu kişi. Taksici durmadan arıyor. Evet. Yatağından taksici otogarı, Nazilli otogarını bırakmış bunları. Yatağında. Kavakıdere'den alıyor. Muğla Kavakıdere'den alıyor. Nazilli otogarını bırakıyor taksici. Evet. Yanında adam da var. Evet evet adam aramış zaten. İki çocuk da var. Evet evet evet. Karın da var. Evet. Sonra bunlar şimdi, otobüse... Sayın Savcı'm şimdi şöyle, eşim kendi gitmiş olsa eyvallah diyeceğim. Ama sen benim eşime, sen benim evime nasıl gelip de yani o eşyalara... Eşin istediği için gelmiş olabilir mi Hakan Bey? Evin yani adresini kim vermiş peki? Yani eşin istemiş olamaz mı? Eşin çağırmış. Şimdi bak, şimdi hocam... Eşin istemiş, eşin çağırmış, tamam, adresini anlıyorum. Vermiş, beraber şimdi, taksiye bak, binmişler. Tamam, bir de Adana'da kadın mı kalmadı da ta Muğla'ya girecek evet. Sonra kapıyı? Bir de evli kadını. O neyi diyen biliyor musun? İki çocuklu. Ha onu neyi biliyor musun? Yani biraz eşim... Kendini ifade edemediği yok, için... İfade etmiş Hakan Bey onu ya, anlatmaya çalışıyor. İfade etmiş ki bunlar anlaşmışlar. Ya, gelmiş almış götürmüş. Ama şimdi benim eşim buraya geldiği zaman hocam göreceksin. Çocuklarımızı göreceksin, eşimi de göreceksin. Ya İnşallah. Sen bunu bayağı kandırıp götürdün mü diyeceksin yani. Ben burada söyleyeyim. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ben de şunu diyeceğim. Ya bu evli kadınlardan adamlar bir elinizi çekin ya. Hakikaten iki şimdi, çocuğuyla 16 bir de, yaşında... Bir de şudur doğru mudur? Sen mesela şimdi evli kadını götür. Telefonla arıyorum. Özgür mesela onun özgür hayatı. Ya böyle özgür hayat olur mu? O benden sormuyor, ben ondan sormayayım. Ha benden boşandığı zaman özgür yaşıyor. Hayat onun. Amsterdam'da yaşıyor yok, orada sanki. Orada da yoktur merak orada etme. Orada da yoktur. Onun bence özgür de yoktur hayatı da. Onun. Sen ben o zaman ben de götüreyim. Bu kadının özgür hayatı. Böyle bir şey var mı? Yok öyle sorumlusu bir şey yok. Sorumlusu kim? Yine benim. Mesela her an başına bir şey gelmiş olsun ne olacak diyecek ki adam bana. Çocukları orada neticede ya. Yani. Evet, bu akıl mantık işi mi? Hakan Bey bir şey diyeceğim. Daha önce yaptın böyle bir şey Zerrin? Hayır kesin bak Zerrin bugün... 18 senede hiç kesin, böyle bir şey yapmadı. Kesin yapmaz. Bak iyisinden, tatlısından, acısından bu zamana kadar. Yine bugün Zerrin gelse yine de güvenirim. Güvenirsin. Evet yine güvenirim. Allah Allah. Peki Zerrin telefondaymış. Zerrin merhaba. Merhaba ablacığım. Zerrin sen
Niye gittin kızım iki tane çocuğu alıp da Eri Yalim'in adamına Muğla'dan kalkıp nasıl gittin yani? Ablacığım bir şey söyleyeyim mi? Söyle, zaten söyle diye bağladım. Aynen. Eşim orada zorlu tutuluyor diyor da ben burada zorlu tutulmuyorum. Aramışsın ben gelmek istiyorum param yok diye. Hayır. Ben daha önce tamam pişmanım dedim, geleceğim dedim ama şimdi pişman değilim, gelmiyorum. Önceden pişman, niye pişman olmuştun gidince? Bilmiyorum ya, pişman olmuştum ama sonradan pişman olmadığımı söyledim. İstemiyorum dedim. Sen evli bir kadınsın. Sen dün aradığında ben geleceğim dedim mi demedim mi? Ben sadece iyi dedim. İyi demek gelmek demek mi? İyi. Geleceğim mi demiş? İyi mi dedin? Ne dedin? Anlamadım. Geleceğim demek iyi de, yani iyi demek geleceğim demek mi? Ben gelmiyorum, istemiyorum. Boşanma davası açıldı. Peki. Talibim, peki gelmek istemiyorsan gel buraya. Oturalım, yüzleşelim. Burada savcım da var, avukatım da var. Gelin bunu boşanalım. Gel kardeşim. Gel. Burada boşanamıyorsunuz. Yok mesela ya. Bir de savcı da boşamıyor yani. Savcı da yok. Savcı yani, da gel boşanalım olsa da boşanalım. Çünkü ben sorumu al ama uzmana. Yüz yüze diyor. Bak Zerrin 18 yıllık evlilik böyle ben kaçtım. Bir ara arayıp pişmanım geleceğim. Bir ara arayıp vazgeçtim. Böyle bir şey değil. Bitirirken de bir tane 16 yaşında, bir tane 2,5 yaşında çocuğunuz var sizin. Bitirirken de bir oturulur, konuşulur, efendim bir kararlar verilir. Böyle olmaz yani. Gelmen lazım. Çocukları bir getir, adam yani, sağ salim yani, şöyle tabii. Karşısında çocuklarını bir görsün. O çocukların babaları var, ne işleri var bilmedikleri adamların yanında Zerrin. Hakikaten karım saftır, kandırıldı diyor da doğru mu söylüyor acaba diye şimdi düşünüyorum yani. Zerrin. Efendim ablacığım, dinliyorum ben sizi. Duydun mu söylediklerimi? Ya 18 yıl, 16 senelik bir evlilik bırakır, eşi bırakıp gidilir mi ya? Bırakıp gitmişsin. Bırakırım. Neden bırakırım? Ben 17 yaşında, benim hayatım mahvolmuş zaten. Nasıl mahvolmuş? Gördüğünüz kişi beni... Ya ben severek evlenmedim o adamla. Mecburdum. 18 senedir evlisiniz Zerrin. Hani bir sene mecbur olur, iki sene mecbur olur insan Zerrin Hanım. Yani 18 sene iki çocuk falan. Bu iddia biraz enteresan. Çok ağır bir iddiada bulundu. Şimdi tekrarlama Hakan. Hayır kesin. Bu iddia doğru mu? Kesin inan. Ha? Nasıl? Kesinlikle doğru değil mi diyorsun? Nasıl? Bir iddiada bulundu diyorum. Söyleme, yani, tekrarlama ama doğruyu mu söylüyor kadın? Hayır. Kesinlikle. Siz nasıl evlendiniz? Severek mi? Biz kaçarak evlendik. Kaçarak evlendiniz. Evet. Zorla mı kaçırdınız evet. Hakan Bey? Hayır kesinlikle. Zorla ben bir insanı kaçıramam. Şimdi aranızda yaş farkı da var. Evet, yani evet, 6 yaş evet, var. Evet. Çok fazla değil. Evet. O 17 yaşında mıydı kaçırdığında? Evet. O 17, yani 18'e girmek üzereydi. 18. Evet. Diyelim ki 18'e girmek üzereydi. Evet. Yani sen de 23-24 yaşındaydın. Evet. Sonra aileler barıştı mı? Evet, barıştık. Düğün dernek yapıldı. Yok, yapılmadı abla. Nikah yapıldı. Evet yapıldı. Aileler de istedi. Evet. Kabullendiler. Evet. Zerrin peki 18 sene sonra mı aklına geldi bütün bunlar senin? Zerrin. Efendim ablacığım. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Niye cevap vermiyorsun Zerrin? Dediklerinizi anlamadım o yüzden. 18 sene sonra mı aklına geldi diyorum. Bu adamla evliliğinizin kötü gittiği, sevmediğin falan. Bu sosyal medyadan bu adamı bulana kadar aklın neredeydi diyorum. Zerrin. Ben ablacığım 18, 16, 18 yani senelik katlandım. Nereye kadar katlanmam lazımdı? Hiç yani katlandım ama en son dedim sabrım taştı. Bir adama mı kaçman gerekiyordu ayrılmak için? Yok hayır, aileme gitmem lazımdı ama ailem aile değildi yani. Baba değil, anneanne değildi, kardeşim değildi. Peki bu adamı adamla kaç ay ya da hafta yazıştınız, çiziştiniz de sonra gelip aldı seni? 5 hafta,
5-6 hafta falan oldu. Ay, bir buçuk ayda nasıl anladın da adamı iyi olduğunu, ya, güvenebileceğini o adam da, de bak, o adam da, bir araya gitmem lazım. Özür dilerim. Devam edeceğiz bu konuyu. Ayrıca Zehrin çocuklarla beraber buraya geleceksin sen. Bu adamın da çocukları ya o hani. O yüzden gelmen gerekiyor.